Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere Ramazan'da fikri olması için et sote tarifi vereceğim. Hemen sizleri hiç bekletmeden et sotemizin tarifine geçmek istiyorum. Ben burada şöyle gördüğünüz gibi et sotem için kuşbaşı doğranmış etimi çıkardım dolaptan. Buzluktaydı, buzu çözülmüş iyicene şöyle gördüğünüz gibi. Tenceremi ocağa aldım. Şöyle içerisine bütün etimi boşaltıyorum. Üzerine de şöyle bir miktar su ekliyorum. Şöyle etimin birazcık üstüne geçecek kadar. Bu kadar yeterli. Etimi şöyle bir güzelce ne kaynamaya bırakıyorum ki güzelce köpüğünü versin. O köpüğünü sonradan dökeceğiz. Gördüğünüz gibi etimiz köpüğünü tamamen verdi. Ben şimdi bu köpüklü suyu döküp etimi bir soğuk sudan geçirip hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi etimi güzelce ne yıkadım. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Toplamda 3 su bardağı soğuk su ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da şöyle tuzumu üzerine ilave edip kapağını kapatıp güzelce ne düdüklü tenceremde bir 15 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Siz normal tencerede de yapabilirsiniz ama birazcık daha fazla sürecektir kaynama süresi. O yüzden ben hızlı olması için düdüklü tencereyi tercih ettim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzelce ne pişti. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle lokum gibi etlerimiz pişti artık. Şimdi ise tavamı ocağa aldım. İçerisine şöyle bir yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. 2 tane orta boy doğramış olduğum soğanımı ekliyorum. Soğanlarımı güzelce ne kavuracağım şimdi. Soğanlarımızı 1-2 dakika kadar güzelce kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Tekrardan en az 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi ise şöyle doğramış olduğum 2 tane kapya biberimi içerisine ilave edip tekrardan 1 dakika kadar güzelce karıştıracağım. Üzerine 2 adet doğramış olduğum domatesimi ilave ediyorum. Baharat olarak içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı ise karabiber ekliyorum. Tuzunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi içerisine etimi ilave edeceğim. Hem etimi hem de etimin suyundan birazcık ilave edeceğim ki güzelce de tadını versin. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Ben şimdi kapağını kapatıp bir 10 dakika kadar kısık ateşte güzelce pişirmeye bırakacağım. Et sotemiz artık hazır. Etlerimiz lokum gibi pişti gerçekten. Şimdi servise hazırlayacağım. Lokum gibi pişen et sotemiz artık servise hazır. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar.